Sevgili jüri üyelerimiz, Bülent Hanım da içeriden, monitörden izledi performansları bu arada, kostümü de. İşte Bülent Ersoy. Tekrar hoş geldiniz. Evet, hemen yorumları alabiliriz. Biz başlayabiliriz. Ebru Hanım, siz de başlayabilirsek. Bir kere inanılmaz güzel bir performanstı. Yani her ikisi de birbirinden lezzetliydi. Son. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Son söylediğiniz şarkı Müslüm Gürses şarkısı değil mi? Fevkalade güzel bir icraydı benim için. Bu arada siz gitgide de böyle yakışıklı bir hale geliyorsunuz. Evet, Allah sizi eşinize ve güzel kızınıza bağışlasın. Çok teşekkürler. Çok güzel bir icraydı benim için. Sağ olun Ebru Hanım. Çok teşekkürler Beyazlar Ebru Hanım. Beyazlar da çok yakışmış. Teşekkürler, sağ olun. Bu arada Kafkas Troika Halk Oyunları ekibine de çok çok teşekkür ediyoruz. Bir Kafkas oyunu sergilediler bize. Orhan Bey. Kafkas ekibiyle söylenen o türkü çok güzeldi. Berhudar o. Ayrıca çok da iyi oynadılar. Fakat nasıl bir sestir yani oradan gelen de. Berhudar İnletti o. Burayı yani. Evet. Okkalısınız. Berhudar olsun. Ve onun haricinde şu ikinci eserde üst üste okundu. Bende Erhan'ın kredisi her zaman yüksek. Ufak tefek şeyler olmasına rağmen kredisi bende her zaman yüksek tabii ki. Çok teşekkür ederim Orhan Bey. Çünkü daha evvelinden onun gelişi var. O gelişinde her icrasında çok iyiydi zaten. Şu anda da çok iyi. Zaman zaman böyle bazı heyecanlarda ufak tefek nüanslar olabilir. Önemli değil. Onun bende kredisi yüksek. Peki, yani, çok teşekkür ederim. Erhan her zamanki gibi çok iyi bir icracı. Çok iyi bir yorumcu. Çok sağ olun Orhan Bey. İki şarkı üst üste söylüyorlar ilk defa. Bülent Hanım. Ben yalan konuşamayacağım. Birinciye yetişemedim. İkinciyi ne oldu dedim, hani türkü okuyordu bunlar. Niye bu i̇lki, arabesk okudu? İlki türküymüş. Sonra Sayın Erkır izah ettiler. Ona yetişemedim. Dinleyemedim. Onun için yorum yapmayayım isterseniz. İkincinin yarısını dinleyebildim. Beni mazur görün. Şimdi sahtekarlık yapmayayım. Estağfurullah. Ben. Ama yani. bayağı bir ikincini dinlediniz. Nasıl? Yani ilk defa da monitörden gördünüz. Belki i̇şte öyle ikincinin yarısı sonra. Derken bacağımı çek, bilmem neyimi koydun mu, saçımı, aynayı ver derken yani orada atlamış olabilirim. Beni mazur, bunu da mazur görün. Tamam, affediniz peki, beni efendim. Lütfen. Peki Bülent Hanım. Armağan'cığım. Siz sahnede cezalı mısınız? Hayır efendim. Niye? Niye sadece tek bir hatta 1-2-3 adım gidiyorsunuz, 1-2-3 adım geri geliyorsunuz? Size sahnenin bu tarafına geçmek yasaklandı mı? Orada kolonlar ötebilir monitörlere yaklaşınca. Ötebilir. Yüzden, evet. Bir gidin bakayım ötüyor mu? Bir ses yapın, bir şey yapın ya. Yani müzik eşliğinde... Orada yürürken belki ötüyordu. Yani daha önce denemiştim, ötüyordu. Ha, bir kere öttü. Böyle, evet. Yani sen bir kere öttü diye ömrün boyunca sahneye çıktığında hiç sahnenin önüne gitmeyeceksin. Hiç yürümeyi öğrenirken düştün mü? Tabii ki. Niye yürüyorsun? Yani, çok komik anlatıyorsunuz Alman. Niye yürüyorsun o zaman? Bir kere düşmüşsün. Yürüyorsun ama değil mi? Evet. Ayrıca da bu kıyafeti seni bu kıyafetle görünce... Hani bize bir şeyler servis edeceksin gibi bir duygu geçti bana. Garson ha? Gibi. Ha, evet. Yine güleyim sana, ben. Sana bir şey soracağım. Bu gece ben ilk defa oy yollayacağım. Bu yarışmada hiç oy yollamadım. Şimdi beni şuna ikna et. Sana oy yollamam için ne sebep var? Yani performansımı beğenmeniz lazım ilk önce. Ve beni şuna ikna et. Öyle bir şey söyle ki, ya da sana oy yollamam için öyle bir cümle kur ki ben ikna olayım ve sana oy yollayayım. Seni çok seviyorum Armağan Bey. I love you.
Bir de I love you dedi üstüne bak. Sadece bana yağcılık yapma. Tamam? Yağcılık oy almak için kötü bir şeydi. Şimdi bunu söyledin, bence ekran başındaki insanlar şu duyguyu geçirdi. Yağcılık yapıyor. Öyle değil. Benle beraber sana oy yollamamız için bir cümle kur. Benle beraber ekran başındaki bir sürü insan da sana bu sebeple oy yollasın. Ne oldu bu? Bir enayilik mi oldu? Bir şey anlayamadım. Yo, ben. Şu ben... Yo, armağan içinden geldi. Yine bir şey mi unuttu? Yok, hayır, bir şey unutmadı. Yok, bu sefer unutmadınız. Ama şimdi soruyorum değerli arkadaşıma. Birinci türküde daha başarılıymışsınız. Burada ne oldu? Nasıl? Ufak tefek. Ufak önemli değil. Ha, önemli. Erhan çok iyi bir yorumcu. Anladım. Peki birincide daha iyiydi deyince bir şey mi oldu acaba? Yok, burası yok. Burası da alevlenince eyvah dedim. Yok. Enayilik mi oldu acaba? Hadi bekliyorum. Neyi bekliyorsun? İçinden öyle bir şey, gelen. Öyle bir şey söyleyecek, evet, ki. Evet, içinden gelen bir duyguyu söyle diyor bana. Hayır, şunu söylüyorum Bülent Hanım. Acanım sana benim. Bu gece oy yollamam için bana aslında şunu söylüyorum. Öteki popstar adaylarından farkını ortaya koy ki sana bu gece SMS atayım. Ama bana bir şey söyle. Benle beraber ekran başındaki herkese. Ve ama, inandırıcı olsun. Evet. Ama ona kal geldi. Evet, fenalık geldi. Fenalık geldi. Aklıma çünkü bir şey gelmiyor. O zaman sana oy yollamayayım. Bu gece bir tane oy yollayacağım çünkü. Tamam. Tamam, peki. Peki. Bana bir cümle söyle kampanyası devam edecek mi? Evet. Evet, her yarışmacı için düşünsünler onlar o zaman. O zaman puanları da alalım. Sen şunu söylesene. Bana oy yollayın. Armağan Bey, size özel mi bir anons olmalı bu? Ya benle beraber bir sürü insanı ikna etmeli. İkna etmeli. Tabii ki. O zaman şöyle demeli. Yani ben kendimce bir şey kurmaya çalışacağım. Bana yolladığınız oylar benim kızımın gelecekteki büyümesi, okumasıyla ilgili kullanılacaktır falan gibi bir şey kurması lazım. Onu bilmem. Sen bu yarışmaya girdiğinde bu ödülü kazanırsam kızım için kullanacağım demiştin değil mi? Ben onu yanlış hatırlamıyorum. Evet. Bir tane sana hep böyle var. Birileri akıl mı öğretecek? Sana öyle dikileceğim böyle. Böyle. Ve ne derse birisi evet. Peki. Öyle star olur mu? Olmaz tabii. Olmaz. O zaman sana oy yollamıyoruz bu gece. Zamanca olur ama. Zamanca yok öyle. İdare etme. Tamam. Zamanca yok alalım. Böyle. Puanları alalım. Hemen puanları alalım. 10 verdi Ebru Gündeş. Orhan Bey. Ben bu konuda Erhan için şöyle söylemek istiyorum. Erhan maşallah aslan gibi bir. Ayrıca çok iyi yorumcu iki. Sonra aile bağları da çok kuvvetli ve ailesine olan düşkünlüğünü de gördük. Bu da artı. Ve dediğim gibi çok iyi bir yorumcu ve boyu da 1.92 böyle aslan gibi delikanlı. Çok da genç. Ne ararsak var. Arada bir ufak tefek şeyler olur dedik. Önemli değil. Benim bu akşamki notum, evet, ikisinin miksi olmuş olacak. 9 olmuş. 9 verdi Orhan Gencebay. Armağancığım. 7. 7 verdi Armağan Çağlayan. Eğer isterseniz sizler de oy gönderebilirsiniz. Aday numaranı hatırlatır mısın? Aday numaram 113. 113. 113 Erhan aday numarası. Bülent Ersoy daha evvel yorum yapmak istememişti. Not vermeyecek. 3'e bölünecek ortalaması. Değil mi Bülent Hanım? Yalnız o bir ters olabilir. Yok, evet. Olmaz. Matematik açıdan. Olabilir. Ben çünkü müzik kalitesine, peki, son derece güvendiğim sağ tarafımdaki arkadaşıma uyuyayım o zaman. Siz de 9 veriyorsunuz. Peki Bülent Hanım. Ben küçük bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Gözüm kapalı. Hemen söyle. Hemen söyle. Konya, tamam. Konya Akşehir'den gelen misafirlerimize ve Edirne'den gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.